Erdoğan Çebi'nin olduğu yerde Sergen Yalçın çalışır mı? Ha, kendisi açıklama yaptı, kimseyle sorunum yok diye. İyi de toplumla sorun var. Yani toplumla Ahmet Nurçebi arasında sorun oldu. Ahmet Nurçebi ile senin aranda sorun oldu ve sorun karşılıklıydı bence. Yani egoların çatışmasını gördüm ben. Herkes Şampiyonlar Ligi'nin şeyde şampiyon olduktan sonra Sergen Hoca'nın geri planda kalmasını konuşuyor. Ahmet Nurçebi yönetimin önde olmasını istiyor. Şimdi Sergen Hoca da önde olmalıydı. En önde olmalıydı spor adamı olarak, kabul ediyorum. Ya niye arkada durdun ki? Ya arkada durarak ne yapmak istedin? Yani sen öne gelsen sana şey mi diyecekler? Yani sen patronsun, lidersin. Ya da yöneticiler orada dururken Sergen Hoca nerede diyebilirlerdi. Bunu da kabul ediyorum. Yani bir tarafı bakıyorsun, eğer birisi ego ile ilgili sorunlar yaşadıysa yönetimde, biz şampiyon yaptık mesajını vermek istiyorlarsa, bu şampiyonluğun sadece yönetimlerin yaptığını kimse söyleyemez. Hocaların yaptığını da söyleyemez. Futbolcular, hocalar, camia, yönetim, bu bir parçalardır ve eşit paylaşır. Bunlar paylaşmak istemediler. Yani yönetim, Ahmet Nurçebi de bunu paylaşmak istemedi. Daha çok pastayı kendi almak istedi. Sergen Hoca da almak istedi. Yani Sergen Hoca'nın niye orada olduğunu kimse bir şey söylemiyor ki. Yani ne yapmaya çalıştın? Yani sonra yapmaya başladıktan sonra kontrat aldın ve ilişkilerin yönetimde iyi olmasını istiyorsun. Yani başka bir başkan olsaydı Sergen Yalçın'ın o davranışından dolayı kamuoyunun önüne kendisini attı çünkü. Yani Sergen Yalçın kamuoyunun önüne Ahmet Nurçebi'yi attı. Ve attıktan sonra bunların arasında bir bağ, bir şey vesaire oluşmasını nasıl bekleyebilirsiniz? Şimdi tek tarafta kusur görmedim ben hiçbir zaman. O gün de söyledim. Ahmet Nurçebi başkanın eksikleri, hataları var. Sergen Hoca'nın da eksik bir hataları var. Şimdi buraya bakmak lazım. Bir gün dosya hazırlayacağım Sergen Yalçın'ın açıklamalarıyla ilgili. Onu unutmadım, notunu da aldım. Geç izledim Candaş Tolga'nın programına. Orada da söylediği bir takım şeyler var. Oraya da değineceğim. Biraz şeyler yapmış, açıklamalar yapmış. Söyleyeceğim şu. O dönemde Şampiyonlar Ligi'ne maçlar oynayacak. Dedim ki Şampiyonlar Ligi'ne girmenin havası farklıdır. Ayrı bir kondisyon lazım, ayrı bir program lazım. Ayrı bir süreç lazım. Ligde şampiyon olmaya, ligde mücadele etmeye benzemez. Bu seviye başka bir seviye. Millet 14-12 konuşuyorsa sen 14 koşacaksın. 15 koşacaksın. Bunu yapabilmen için de, mücadele edebilmen için de Şampiyonlar Ligi'yle, sıfır çekmemen için de oyuncularının çok daha fazla efor sarf etmesi lazım. Ligle yetmez. O zaman da sakatlıklar oluşabilir demiştim. 40 derecede Türkiye'de kamp yapıldı. Şimdi diyorlar ki işte ya biz İspanya'da kamp yapacaktık. Arkadaş, ben İspanya'da kamp istediğinizi, yönetimin bunu ayarlayamadığını da söyledim. Ve hatta o günlerde şu eleştiriyi de yaptım. Evrak tek tek çıkacağım görüntüleri. Dedim ki Gaziantep Avusturya'ya gitti. Gaziantep Avusturya takımını götürürken Beşiktaş yönetimi de neden Beşiktaş İspanya'ya değil olmadı, Avusturya'ya götürmedi? Pandemi şartlarında neden götürmedi? O yönetimin eksikliğiydi. Döndüm Sergen Hoca, diyor ki biz orada kamp yapmadık. Evet, yönetim istedik ama İspanya'da olmadı, iptal oldu pandemi maçlardan dolayı, gitmedik. O yüzden bizi eleştiriyorlar kampa. Benim suçum mu kardeşim? Evet, senin suçun değil ama senin suçun, senin eksikliğin ne biliyor musun? Kampı Ümraniye'de yaptın. Erciyes'te kamp yeri vardı. Palandöken'de kamp yeri vardı. Gerede'de kamp yeri vardı. Bolu'da kamp yerleri vardı. Ülkede bu ortamdan çıkarabilecek birçok oyuncu vardı. Birçok durum var. Oyuncuları alacaksınız, götüreceksiniz bir yere. Soyutlayacaksınız normal günlük hayatından ve orada yüklemeler yapacaksınız. Oyuncu gündüz 40 derecede bu kötü hava şartları Ümraniye'de idmanlar yaptı. Arkasından da şey oldu. Arkasından da akşam eve gittiler, nargile içtiler şeyde, kafede. Kim içti? Piyaniç içti. Kim içti? Yıldızlar topluydu. Geçen sene 14-15 kişiyle övünüyordun. 20 tane yıldız olunca, 25 tane iyi oyuncu olunca piyaniçler geldi, onlar geldi. Onlarla olmadı. O zaman şu diyor. Ben diyor işte bir sene önce takımı şampiyon yaptım diyor Ümraniye'de kamp yaparken. Şampiyon yaptın ama biz Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. Ve altını çize çize söyledim. Yarın Dortmund maçı çıkladığında oyuncular akşam evlerine gidiyor. Dinlenmiyorlar, masaj olmuyorlar. Sosyal hayatlarına devam ediyor, sosyal ilişkilerine devam ediyorlar. Kimisi işte nargile kafeye gidiyor, kimisi evinin ihtiyaçlarını görüyor, bilmem ne falan. Ya işte, kamp yerinde sıradan bir şey oldu. Bir sene önce şampiyon olmuştuk. Bir sene öncenin hava sıcaklığına bak. Ve pandemi sürecinde 40 derece sıcaklığa bak. 2. Bir sene önce sen Süper Lig'den takım hazırlıyorsun ki son 11 haftası, 12 haftası Beşiktaş kondisyonlar düşmeye başlamıştı. Hatırlıyorsun, beraberlikler, puan kayıpları, Abubakar'ın gidişi.
bunun etkisi olmuştu. Ben Şampiyonlar Ligi için söylemiştim. Yani Şampiyonlar Ligi için daha iyi idman, daha iyi kondisyon, daha farklı kondisyon olur demiştim. Ve Dortmund maçında açıklamalarım var TRT'de, her yerde. Dortmund maçında yarın sakatlıklarla karşılaşırsanız o zaman anlarsınız ne demek istediğimi. Bana, ben Beşiktaş'ın kötülüğüne bir şey söylemiyorum. Sergen Hoca'nın aleyhine bir şey söylemiyorum. Yönetimin lehine de söylemiyorum. Bu kampı alın dedim. Yani benim görüştüğüm yardımcılar var, görüştüğüm yöneticiler var. Dedim ki kampa götürün, niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye sözlü ifadelerim de var. Yaşıyorlar orada. Şimdi açıklasam isimlerini yalanlarlar belki ama yeri gelir bir gün onlardan da açıklama oluruz. Ne oldu biliyor musun Sercan? Sıkıntı şu. Şampiyonlar Ligi'ne çıktık. Dortmund maçına çıkıldı. Müthiş bir tempo. Beşiktaş 30 dakika bastı vesaire falan. Oyuncular oynaması gereken mücadeleyi sergilediler. Şampiyonlar Ligi bu. En büyük arena. Sonra şey maçından sonra, Dortmund maçından sonra 15 sakat verdik dedi. 10-15 sakat verdik dedi Sergen Yalçın. Kim söylüyor onu? Sergen Hoca söylüyor. Hangi programda söylüyor? Benim kamp eleştirisini yapan, bu eleştirileri ondan 2 ay önce söyleyen Fatih Doğan'ın da içinde olduğu gruba söylüyor. Ya hocam sen dedin şimdi o aynı programda 10 tane 15 tane sakatlık yaşadık, şanssızlıktı diye. Ve Candaş da sordu. Dedi ki yani sizin eksik suçunuz yok mu dedi, yani bu kadar sakatlık oldu diye. Yani bir takımda 10-15 tane oyuncu Dortmund maçında ve sonrasında sakatlanıyorsa ne problemi vardır? Kondisyon problemi vardı. Sen demek ki Ümraniye'de bunu doğru çalıştıramadın. Eksikçe o havada, o ortamda futbolcular iyi dinlenemediler, iyi çalışamadılar. Çünkü sen lige göre hoca, o takımı hazırlamıştın. Şampiyonlar Ligi'ne göre hazırlamadığın için o tempoyu, ikisini beraber ya da iki yükü birlikte kaldıramadığı için bu sıkıntıları yaşadın. Şimdi sonra kendi egolarının, kendi başkanla arasındaki çatışmaların, Sayın Ahmet Nurçebi ile Sayın Sergen Yalçın arasındaki çatışmaların kurban oluyor Beşiktaş. Sıkıntılar yaşıyor. Ondan sonra Beşiktaş sakatlıklar oluyor. Sakatlıklardan sonra futbolcular hakkında açıklama yapıyor. Bütün şey maçından sonra, hatırla. Sonra futbolcular da reaksiyon gösteriyorlar buna. İsimlerini verim tek tek. Sonra takım bütünlüğü olmayınca çaresiz kaldım diyor. Ahmet Nurçebi 3 hafta göndermemeye çalıştı. Kendisi bıraktı. Olmuyor dedi. Çözümü öğretemiyoruz dedi. Ben bırakalım. Beşiktaş'a zarar vermek istemiyorum dedi. 3 hafta. 4 hafta sonra. 6 hafta daha kalsaydı ne olurdu? Bir risk olurdu. Bu sefer ağır hedeflere olurdu. Tepkiler alırdı. Şimdi kalkmış oradaki başarısızlığını, geçmişte o yaptığını, o Dortmund maçında açıkladığın 10 tane 15 tane sakat verdik açıklamasının altını doldu. Birisi de çıkıp diyecek ki ona, hocam sen Dortmund maçında niye sakatlandın? Bunu eleştiren gazetecileri neden ötekileştirdin? Neden yönetimin adamı gibi gösterdin? Aynı eleştirilerde yönetimi yerden yere vurdum ben. Bu takımı niye kampa götürmüyorsunuz diye. Tek Sergen Hoca'ya mı söyledim? Onlar Sergen Hoca istemedi. Ya istemedi de sen İtalya, İspanya istedi. Avusturya'yı götürebilirdin. Ya işte pandemi var, götüremiyoruz. Ya Gaziantep nasıl götürüyor? Oradan sorsaydınız dedim. Yani bu eleştirileri yaparken biz iyi niyetli, öngörülü eleştiriler yapıyoruz. Ve bunlar görülmüyor. Bunlar değerlendirilmiyor. Bir yıl önce herkes Sergen Hoca'nın yerine hoca ararken, Beşiktaş yönetim hoca, Lucescu'yla mı görüşelim, Mustafa Denizli mi olsun diye B planına geçmişken, o haftalarda 4-1 bilmem ne maçlarında o da biliyor arandığını. O gün göndermeyin Sergen Hoca'ya, istikrarlı olsun, arkasında olun, bu takım toparlanır, bu takım iyi olur, takımın uyumu iyi, Ümraniye'de güzel sesler geliyor, bir uyum var, bu atlatır Beşiktaş bu süreçleri dediğimde o zaman onlar gözükmüyor. Ve dönüyorum bu sezona, ya Beşiktaş dönüyorum Ümraniye tesislerine, bakıyorum ki Ümraniye tesislerinde Sergen Hoca'ya inanç kalmamış. Kendi yönetemediği süreci, ikinci yıl sürecinden sonra kendi sayılarak gidiyor. Çözemiyorum, yapamıyorum vesaire. Şimdi sonra diyor ki işte suç, işte hocam kampı doğru yere götürseydin, Şampiyonlar Ligi'nin için ayrı bir şey yapsaydın, kondisyonunu tartışmıyor, kondisyonerini tartışmıyor. 50 yaşındaki Stefano mu, 60-70 yaşına geldi, 65 yaşındaki Stefano ile kondisyon yüklemesi yapıyor. Sonra onu değiştiriyorlar falan filan o süreçler. Yani Sergen Yalçın deyince ayrı bir program yapacağım kardeşim. Yani Sergen Hoca bu ülkenin değeri ise değeridir. Beşiktaş'ın da değeridir. Ama neden ismi fazla Beşiktaş'ta gündeme gelmiyorsa bu sebeplerden dolayıydı. Sordun, onu söyledim. Yani bu sebepler olmasaydı herkes Sergen Hoca'nın arkasında dururdu. Bu camia çok akıllıdır. Kim ne verdiğini, ne vereceğini bilmiyor. Bak Sergen milli takımda, Sergen Yalçın'ın hoca milli takımda olur demiştim. Onu da söyledim. Neden? Çünkü oyuncular zaten hazır geliyorlar. Kondisyona ihtiyacı yok. Bir şey yok. Kendi takımlarında çalışıyorlar. Yapacağı ilk şey vardı. Doğru seçim ve taktik. O da onun
İyi yaptı işler. Taktik maktik üzerine yok. Kafası çok iyi çalışıyor. Milli takımda olsun dedik. Şimdi bu Sergen Hoca'yı desteklerken ya da bu düşüncelerimizi ortaya açıkça koyarken eleştiriyoruz, şey yapıyoruz da görünmüyor da Beşiktaş'ı yakıyorsunuz, ateşin içine atıyorsunuz. Bununla Beşiktaş sakatlanır dediğinde 27 tane sakat çıktı o sezon. Üst üste 27 sakat, 15 artı 27 tane dönüşümlü sakatlık oldu. Takım ahengi bozuldu. Şimdi kendi kusurlarınızı görmeyeceksiniz. Suçu başka yerlerde arayacaksınız. Arkadaşlar, egolarınızı çatıştırırken ben her zaman söylüyorum. Başarısızlıkta kenetlenmek kolaydır. Ama başarıyı şampiyonluktan sonrasını yönetmek zordur. Bu ülkedeki en büyük problem bu. Hem yöneticiler, başkanlar, hocalar, başarı benim. Kim yaptı ya? Ben 14 kişiyle yaptım. Ya sen ne yaptın? Yönetim o transferle daha güçlü kadro verdi senin eline. Bir yıl sonra 25 tane kadro verdi. Payan işleri verdi, yıldızlar aldı. 5 tane önemli yıldız kattılar takıma. Yoklukta şampiyon yapıyorsun da varlıkta niye yapamadın? Derler adama. O yüzden Ahmet Nur Çebi'nin, başkanın ve yönetimin egosu biz yaptık, biz öne çıkalım. Tamam, doğru. O zaman da söyledik. Sergen Hoca, ben yaptım, benim egom, hepsi bana yazılsın. Abi niye arkada durdun sen ya? Açıklamadı, bir Allah'ın kulu sormadı. Niye geçtin arkaya? Yöneticiler seni sokmadılar mı? Dirsek mi attılar? Omuz mu attılar? Arkada ekibinle beraber durarak neyi amaçlıyorsun? Ahmet Nur Çebi'yi mi devirmek istedin? Yani neden ötekileştirdiniz? Diyelim ki yöneticiler öne atmak için meraklılar bu işlerde. Şampiyon olmuş kutluyorlar. Benim hakkım deseydin çıksaydın öne. Bu fotoğrafı vererek zaten ateş ediyorsun. Ondan sonra birlikte çalışmanız mantığı da yok zaten. Ben hoca, ben başkan olsaydım o gün hoca bana o hareketi çekmiş olsaydı. İkinci gün şampiyon teşekkür eder. Anlaşamıyoruz, yollara ayırdım. O da kamuoyu baskısından çekindiği için işi sürüncemeye bıraktı. İşte olmadı falan. Başarısız olsun ama belki de onları planladı. Bilmiyorum. İçerinde neler yaşadıklarını bilmiyorum. Ama bu çatışmaları yönetemedikleri için, bu ego çatışmalarını yönetemedikleri için olan kim oldu? Beşiktaş oldu. Beşiktaş oldu. Beşiktaş, her koltuklardaki başkanlar da, yöneticiler de, hocalar da, futbolcular da gelir gider. Profesyonel oyuncu hoca her yere gider. Tek tip bekler. Fenerbahçe'ye gider, Galatasaray'a gider, başka bir yere de gider. Hayatı normal, profesyonelce. Ama Beşiktaş taraftarı profesyonel değil ki. Beşiktaş. Kalıcı olan Beşiktaş. Herkes gidecek, hepimiz gideceğiz ama Beşiktaş'ın neyine mal olduğunuza bakın bakalım. Yani Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın Beşiktaş'ın neyine mal oldular o dönemdeki ego çatışmasıyla. Bir baksınlar bakalım. Kaç yıla mal oldu? Herkes iyi konuşuyor, herkes iyi alkışlıyor. Tamam alkışlayalım iyi de ya arkadaş bir duralım ya. Ben anlamıyorum bu ülkede yani. Yani hiçbir şey kötü bir olan hiçbir şeyi konuşmuyoruz yani. Ya bu kötülük insanları eleştirip sevmemek değil. Herkes herkesi seviyor. Sıkıntı yok. Birbirini sevelim ama ortada bir başarısızlık varsa nedenleri var. Bunu masaya oturalım mı diyoruz. Anlatıyoruz. Bir daha fazlasını yapıyoruz. Önceden bahsediyoruz. Ya böyle giderse sakatlıklar olur. Şampiyonlar Ligi'nde bak Dortmund maçından sonra büyük sakatlıklar olursa demeyin bu sakatlıklar nereden gelir diye demeyin dedim yani. Oldu. Çime baktılar. Çim sağlam. Deplasmanda olmuş. Dortmund maçında şimdi kendi itiraf ediyor. Dortmund maçında sakatlandık diye. 15 sakat verdi. Niye verdin? Diye sormuyorlar. Fatih Doğan uyarmıştı. Birçok bu işi öngörenler 5-6 kişi uyarmıştı. Bunlar yönetime mi tetikçilik yapıyordu? Yönetimi de eleştiriyorlardı. Siz niye bu takıma Sergen Hoca'nın istediği İspanya'ya götürmediniz diye eleştirmedik mi? De pandemide gidemiyoruz dediler. Ya Gaziantep'i söyledik. O zaman Sergen Yalçın'a mı şakşakçısı oluyoruz? Yani? Arkadaşlar doğruları söylemek, doğruların her zaman çıkacağı bir süreç var. Bak dönersiniz kendiniz itiraf edersiniz. İki tane olay. Benle hiç görüşmediler algısı. Görüşmüşler. Bir değil. Daha hastanede de görüştüler. Yarın çıkar. O ana kadar. Anlaşamadılar. Ben olsaydım verirdim 30'unu. 25'ini de verin dedim hatta. Sergen Hoca'ya uzatmayın, karıştırmayın. Başarılı olmuş hoca. Arkasında durun. Götürsün bir yıl daha dedim. Bir süreci daha götürsün dedim. İyi bir kontrat verin. Hak etti dedim. Hakkında verin dedim. Vermedi başka. Ya tek ona değil ki. Birçok yerde aynı hatayı yapıyor yani. Dorukhan'a giderken de indirdi. Bir üç görüşme yapıyor. Birinciyi yapıyor. Anlaşıyorlar. İkinciyi yapıyorlar. Bir daha indirin diyor. Bir daha diyor. Üçüncüye biraz daha indirin falan. Oyuncu da böyle dedi. Yani ya bu kadar zirvedeyim. Yani üç pazarlığa tamam dedik. Yani bir işe bakarken tek taraflı bakıyoruz. Sonra oyuncuları linç ettiriyoruz. Hocaları işte. Sonuçta dönüyor. Hayat böyledir yani. Yaptıklarınızda yapanınızda vicdanınız rahat olacak. Böyle eksik konuşmayacaksınız. Doğruları konuşacaksınız. İnsanları kamuoyunun önüne kitleyi arkanıza alıp şey yapmayacaksınız. Size yaparsanız bir gün de size yaparlar.
Maalesef olan ne oluyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yürüyor. Beşiktaş ne yapıyor? Hala eski günlerin tartışmalarında boğuluyor. Bugün istifa seslerinde, bugün gelinen süreçte, Ahmet Murçevi'ye olan süreçte Sergen Yalçın'la da başlayan, işte Sergen Yalçın, Ahmet Başkan neden şeyi getiremedi biliyor musunuz? Şenol Güneş zamanında. Çünkü inanmadığı için değil. Sergen Hoca'yı gönderip işte Şenol Güneş'i getirecek şeyinden dolayı ver. İşte bunlardan dolayı öyle oldu. Sonra arada bir hoca yaptılar bizim şeyi, altyapıdan Önder Hoca'yı yaptılar. İyi bir insandır. O da kaldıramadı zaten. O seviyenin hocası değil. Çok iyi bir insan, iyi bir taktisyen ama o stresi kaldırabilecek psikolojisi yok, tecrübesi yok. Ve sonra Valerian İsmail'e falan döndüler. Bir proje aklı olarak falan. Beşiktaş 5 yılda yapılanacak da 5 yıl sonra şampiyon olacak. 5 yıl bu taraftar, bu camia, bu kamuoyu senin 5 yıllık şeyine sabır gösterebilecek o ortam gerçekçi olmak lazım. Yapabiliyorsan yap. Yapabiliyorsan yap. Olmaz. Olmayacağı duaya da amin demeyeceksin. Sonra Valerian İsmail gitti, Şenol Hoca geldi. Sürece bak. Bu tortu işte Ahmet Nurçebi yönetiminin Sergen Yalçın hocayla o kavgalarından başlayan sürecinin buraya gelen yansıması. Tek tek bunları, kasetleri, görüntüleri alacağım. Bununla ilgili güzel bir yayın yapacağım. Ondan sonra o yüzden herkes kendine göre kendi takımını çok seviyor. Herkes emekleri var, büyük emekleri var, saygı duyarız. Ama hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Öyle yapılan hataları, eski açılan dosyaları açarsam, yani birçok kişi öyle Beşiktaş'tım diye ortaya çıkmasınlar. Önce kendi yaşamlarına, kendi dünyalarına, kendi ürettiklerine, Beşiktaş'a verdiklerine baksınlar. Ve Beşiktaş'a destek olmaya da, kendi camiası söylüyorum, yönetim olsun, futbolcusu olsun, gazete taraftar olsun, yapsınlar. Beşiktaş bir değerdir. 120 yıllık bir çınardır. Burada şehitlerin kanıyla sulanmış kutlu bir kulüptür. 1903'ten beri Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı, devletin ta kendisidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ta kendisidir. O yüzden bu ulu çınar sadece Balkan Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda, bütün Kurtuluş Savaşı'nda akıtılan kanlarla temel atılmış. Osman Paşa konağında paşa, Medine Nazırı, Medine'nin emiri, o dönemler Osmanlı'nın en güvendiği, en kıymet verdiği adamın, çocukların o şeyinde atılan, temeli atılan bir kulüptür. Bereket ve bir arkasından Beşiktaş Kulübü. Onunla birlikte hep yükselmiştir. Ve Süleyman Sabaların, Hakkı Yetenlerin, daha nice nice isimlerin, Ahmet Fethi Aşenilerin, bugün 19 Mayıs onun sayesinde kutluyoruz. Onun önergesiyle. Türk sporunun temel taşını atan insanların Beşiktaş kulübüdür. Bugün herkesin olan kulübüdür. O yüzden Beşiktaş'a hiçbir zaman herkesin önde tutması lazım kendi adına. Öyle Beşiktaş kenarda kıyıda kalabilecek, böyle sessiz, sakin, ötelenebilecek, böyle zayıf bir kulüp görüp gösterenler o taşın ne kadar büyüklüğünü idrak edemeyenlerdir. Hiç kimse kendi egolarıyla yapmadıkları, yapamadıklarını başkalarına yıkarak algı yapmasınlar. O yüzden sadece hizmet etsinler. İnsanların onlara olan sevgilerine layık olmaya çalışsınlar. Herkes için, hepimiz için bu geçerli. Benim söyleyeceklerim bu kadar.